Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Hemen tanıtayım. Ben İbrahim Efe, Uşak Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda Uşak Antika ve Antika Severler Derneği'nin başkanı. Burada bir çalışmamız olmuş. Evet. Bu çalışmayla ilgili bilgi verir misiniz? Antika mezatının beklentilerimiz neler? Neden böyle bir çalışma içerisine girdik? Şöyle bir bilgi vereyim size. Biz bu projeyi uzun süredir düşünüyorduk. Aynı zamanda ben kendim el yazması kitap koleksiyonuyum. Fakat araya pandemi girdi. Pandemiden dolayı yapamamıştık. Belediyeden gerekli izinler çıktıktan sonra düşündük ki her şehirde var. Afyon'da var, Kütahya'da var. Neden ilkler şehri Uşak'ta böyle bir şey olmasın diye düşündük. Ve böyle bir girişime girdik. Dönüklerini de şimdi çok güzel alıyoruz. Bizim nihai amacımız Uşak'a bu kültürü yerleştirebilmek. Evet. Peki beklentilerimiz neler? Yarın da bir şeyiniz olacak. Evet. Açık pazar yerinde, otoparkta. Evet. Bununla ilgili beklentilerimiz neler? Ne kadar esnaf katılacak? Diğer illerden gelenler var mı? Şu an toplam 7 farklı şehirden 52 tane esnaf katılacak pazarımıza. 37 tane şu an Uşak'ta, 15 tane mezatımıza katılıyor. Bizim Uşak'tan beklentimiz bir şey almak şart değil. Yani gelsinler, görsünler, anneannelerin, dedelerin kullandıkları ürünleri tanısınlar. Bu kültürü hep birlikte yerleştirelim. Evet. Gelip görmekten para almıyoruz. Çaylarımız ikram zaten her yerde. Giriş ücretimiz de yoktur. Dernekle ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Şu şekilde bahsedeyim. Derneği kurarken çok zorlandık. Neden? Çünkü Uşak'ta ilgilenen bu işte 3 kişi vardı. Fakat biz bu tarz çalışmalara girdikçe 4 arkadaşımız daha meraklandı. Ve derneğimizi kurmuş bulunduk. Uşağa gelen, diğer illerden gelen esnaflarımız, Uşak esnafı, bu işte ekonomik anlamda memnun olduk, onu sorayım. Şimdi şöyle, gerçekten ilklerin şehri Uşak'ta bir ilkiyle esnaflarımızla birlikte yaşadık. Gelen esnafımız çok memnun. Hatta biz şöyle bir duruma sevk etti. Kontenjan koyduk. Mesela dedik ki bizim mezatımızda 15'ten fazla esnaf katılamaz. Çünkü neden? İçeride alıcıdan çok satıcı olmaya başlıyor. Dolayısıyla yani tepki çok, talepler yoğun, esnafımız da son derece memnun. Peki ilerideki bu şeyle, konuyla ilgili çalışmalarınız neler? Mesela internet üzerinden bir satış, mezat çalışmanız var mı? Evet, derneğimizin yeterli gelirleri sağlandıktan sonra böyle bir çalışma girişimlerimiz bulunacak. Aslında bizim bir konfederasyon kurma niyetimiz var. Örneğin Kütahya, Afyon, Eskişehir, Uşak, bu Frigya bölgesinin derneklerini bir araya toplayıp bunun başı Uşak olsun ve Antikacılar Konfederasyonu kurma niyetimiz var. Umarım hayallerimizi hep birlikte Uşak halkının desteğiyle ulaşırız. Bu ilgi nereden geliyor? Antika ilgisi nereden geliyor? Ne cezbediyor sizi? Onu soralım. Bu ilgi iki farklı sebebe dayanıyor aslında. Bilimsel sebep olarak araştırdığımızda Freud diyor ki, Almanya'da bir bilim adamı var, sıkı bir tuvalet eğitiminden geçmiş bebeklerde görülüyor diyor. Fakat ben buna çok fazla inanmıyorum. Ben küçükken babaannemin evinde eski bir para buldum. Daha sonra o parayı araştırarak babam da beni teşvik etti. Sağdan soldan, komşulardan para toplamaya başladım. Daha sonra pullar ilgimi çekti. Mektupların üzerinden pul kesmeye başladım. Zaten bu işe başlayanların %90'ı pulculuk ve paracılıkla başladı. Kağıda girince artık Osmanlı evraklarına merak salmaya başladım. 14 yaşında Osmanlıca öğrendim kendi çabalarımla. Daha sonra el yazması şeklinde devam etti. Şu an el yazması koleksiyonundayım. Yani bu bölgede iddialıyım. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı onlara? Söylemek istediğim başka bir şey var. Size çok teşekkür ederim. Bizi desteklediğiniz için. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Sayın valimize çok teşekkür ederim. Burayı bize tesis eden Halil Erdoğmuş Bey'e çok teşekkür ederim. Uşak halkında desteğini bekliyoruz. Görüşmek üzere. Selametle. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler. Volkan Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Volkan, Volkan Alkan. Uşak ilinde ikamet ediyorum. Dört yolda İlfa Güvenlik adına, güvenlik kamerası üzerine çalıştığımız bir iş yerimiz var. Burada da Antika üzerine tezgahımız var. Bu Antika merakı nerede başladı, nasıl Antika başladı? Antika merakı nerede başladı? Antika merakı yaşanmışlıklarıyla evet. Zaten bizi cezbettiği için bizi bu maceraya sürükledi. Evet. Daha sonrasında belirli bir zaman toparlıyorsunuz. Toparladıktan sonra bakıyorsunuz, doyma noktasına geliyorsunuz. Ondan sonrasında satmaya başlıyorsunuz. Evet. Bir bakıyorsunuz kendinizi bu işin içerisinde buluyorsunuz. Akabinde ya zaten biz halihazırda bir mesleğimiz var. Hepimiz meslek sahibi insanlarız burada. Yani tek işimiz bu değil bizim. Evet. Biz bunları toparlıyoruz. Ne yapabiliriz? Bir dernek kuralım. Evet kuralım. Bu dernekte ne yapabiliriz? Ya biz ihtiyaç sahiplerine bunlardan bir kar marjı belirleyelim. Şimdi buradaki satılan ürünlerin tamamında %10 kar marjıyla hem alıcıdan
hem de satıcıdan bir miktar alınıyor ve ihtiyaç sahiplerine de alınıyor. Daha önceki pazarımızda ne yaptık? Aşevine i̇htiyaç yardım. İhtiyaç sahipleri derken aşevine. Tabii biz aşevine yardım yaptık daha öncekinde. Bunda da ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Biz bu parayı toparlıyoruz ama ihtiyaç sahiplerini biz bile görmüyoruz. Evet. Çünkü belin verdiğini belin görmemesi gerekiyor. Ha, bunu burada anlatıyorum. Teşviktir. İnsanlar bizim pazarımıza destek olsun. Biz de insanlara daha fazla destek olabilirim. Nasıl bir beklenti içerisinde? Yarın da bir şeyimiz var. Otoparkta kapalı pazar yerine bir mezatımız, çalışmamız olacak. Sergimiz olacak. Bu konuyla ilgili katılım bayağı fazla olacak herhalde. Daha önceki pazarda da beklentimizin çok üzerine bir şey geldi. Biz bunu, devam et sen. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Hobi amaçlı yapıyoruz. Ama işin içerisine ihtiyaç sahipleri girdiği zaman bu sefer diyoruz ki ya aslında hobi amaçlı çok fazla bu işe saldırmamamız gerekiyor. Çok fazla yoğunlaşmamamız gerekiyor. Ama işin içerisine dediğim gibi onlar girince hani mesela Uşak Aşevi'ne yaptığımız yardım bizim için çok büyük bir yardım. Evet. Hani o yüzden daha fazla insanın gelmesini istiyoruz. Sizin geldiğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim bu anlamda. Bize destek olduğunuz için. Yani şeyle antika ile ilgili mesela geldik bir yerde böyle duruyorsun, kalıyorsun mesela tarihle yüzleşiyormuş gibi veya tabii geçmişinle ki yüzleşiyormuş gibi tabii bir algı oluşuyor. Ya bir hani merak edilen şey bu mu acaba? Beklenen veya aranılan şey bu mu? Bir bardak düşünün, bir gaz lambası düşünün. Bununla bir yaşanmışlık var. Bunun altında kaç tane çocuk ders çalıştı? Evet. Kaç kişi sevdiğine mektup yazdı? Yani o yüzden bunların yaşanmışlıkları zaten bizim hoşumuza gidiyor. Alırken de satarken de. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz. Denizli'den geliyorsunuz. Denizli Tarihi, Kültürel ve Antik Ürünler Derneği Başkanıyım. Takat Derneği olarak ben kendi şahsım olarak 25 yıldır Uşak'a gelip gidiyorum. Ama antika camiası olarak Uşak'ta biraz böyle bir eksiklik olduğunu buradaki dostlarla beraber istişaremiz oldu. Sağ olsun Uşak Antika Dernek Başkanımız İbrahim Hocam da sürekli Denizli'ye gelip geliyordu. Biz de dedik ki biz de yıllardır ben de Uşak'tan ekmek yiyorum. Dedi ki biz de neye böyle yardımlarımızı esirgemeyelim. Biz de Takat Derneği olarak, Antikacılar Derneği olarak ayda bir kere de olsa her ayın ilk pazar günü Atalar Parkı'ydı galiba. Atalar pazar yerinde antika pazarı olacak. Onu bağlayan mesela cumartesi akşamı Bedesten'de açık müzayede. Pazar günü de orada pazarımızı kuracağız. Biz de Denizli olarak Uşak'a tamamen desteklerimizi esirgemeden her ay burada olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başka? Valla tüm Uşak halkına sesleniyorum. Bizi burada yalnız bırakmasınlar. En azından Uşak antikacılarını yalnız bırakmasınlar. Bizim dernek olarak ve buranın Uşak Antika Derneği'nin en büyük güzelliği şu. Bizim tüzüğümüzle onların tüzüğü aynı. Biz antikadan, mezattan kazandığımız paraların tamamını ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli kardeşlerimize aktarıyoruz. Uşak da bize burada gönül verdi. Antika'da burada alacağınız her ürünün yani bir kuruşu bile olsa en azından ihtiyaç sahibi ailelere gidecek. Çünkü bu tamamen zevk işi. Zevkle yapılmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok diyoruz. Ve tüm Uşak halkını davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Söyleyin sevgilim nerede? İstanbul sokakları. Çare bulun bu derde. İstanbul sokakları. Çare bulun bu derde. İstanbul sokakları. Onu benden siz aldınız. Onu benden siz aldınız.